Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz dedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Putin'in gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini ilk defa duyduğunu söyledi. Rus lider Putin, Rusya Enerji Haftası adlı konferansta konuştu. Rusya'nın kuzey yakımdan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini, hatta Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurabileceğini söyledi. Avrupa'ya yönelik en büyük doğalgaz merkezini Türkiye'de oluşturabiliriz. Tabii ortaklarımız bu fikirle ilgilenirse ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin açıklama yaptı. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk dedi. Bakan, bunu henüz konuşmak için erken, fizibilitenin masaya yatırılması ve görüşmek gerekiyor dedi. Konuşacağız üstüne enerji boyutunu, enerji krizini. Ali Arif Aktürk bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz yayına. Merhabalar Afşin Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Bu açıklamayla başlayalım istiyoruz. Bir kere yani Fatih Dönmez Bey diyor ki ilk defa duyduk, Putin tarafından açıklama geliyor, merkezi orada kurabiliriz Türkiye'de diye. Önce fiziken nasıl, yani fiziksel şartlar itibariyle nasıl mümkün olur konuşalım, sonra siyaseten nasıl mümkün olur ya da olmaz onu konuşalım. Şimdi tabii Sayın Fatih Dönmez'in söylemi doğru. Ruslar ilk defa bunu gündeme getiriyorlar. Çünkü bundan 4-5 yıl önce Türk akımı gündeme geldiğinde Avrupa için Türkiye'nin üzerinden münhasır geçen bir boru hattı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş bir anlaşma istediler ve bu yapıldı. Normalde bir ticaret merkezi, bir hub olabilmek için aslında Putin'in ya da başkasının istemesine gerek yok. Bizim 2001 yılından beri bu doğalgaz piyasası kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğinden beri temel hedefimiz bu. Bir ticaret merkezi olabilmek, bir gazın gazla rekabetini tesis edebilmek. Ama gelin görün ki bunu 20 yıldır biz pek başaramadık. Bunun çeşitli nedenleri var. Zamanımız olursa belki tartışırız ama ticaret merkezi olmak için 3 tane şart gerekiyor. Bir kere ticari engelleri ortadan kaldıracaksınız. İkincisi hukuki engelleri ortadan kaldıracaksınız. Üçüncüsü de teknik engelleri ortadan kaldıracaksınız. Şu anda gazın geldiği fiyat seviyesinde sübvansiyon kaçınılmaz. Yani ticari olarak bir oyuncu BOTAŞ'ın piyasaya sübvansiyon ederek gaz satması ortadayken fiyat oluşumu zaten oluşmaz. İkincisi piyasaya girişimin önündeki hukuki engelleri. Bu da doğalgaz piyasası kanununda bir tadilat yapmakla mümkün. Üçüncüsü de teknik engeller dedim. Giriş çıkış noktalarındaki kapasite kısıtlarını ortadan kaldırmak ve bağımsız bir sistem operatörü. Yani BOTAŞ'ın iletim kısmının tümüyle müdahalelerden, siyasi ticari müdahalelerden ayrı, independent, bağımsız çalışan bir operatör tesis etmek. Bu da 46-46 sayılı kanunda vardı ama halen biz BOTAŞ'ı ayrıştıramadık. Dolayısıyla bunlar yapılırsa Putin'in istemesiyle ya da başkasının istemesiyle olacak bir şey değil. Biz önemli olan kendimizin istemesi. Pazar yeri operatörü, mesela EPH pazar yeri operatörü olarak tesis ettik. Ama gelin görün ki dünyanın hiçbir yerinde pazar yeri operatöründe devlet yer almaz. Biz de EPH'in yönetim kuruluna baktığımızda bakan yardımcıları, kamu görevlileri yer alıyor. Halbuki bunun da bağımsız olarak piyasaya güven verecek şekilde çalışması lazım. Bugünden yarına yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama gerek TANAP'la gerek Türk Akım 2 ile biz zaten hub olabilme, ticaret olabilmeye de kendimize geçmişte engel çıkardık. Mesela Putin'in mesajından ben şunu da anlıyorum. Kuzey Akım'daki hacmi Türkiye üzerinden taşımaktan bahsediyor. Bu şu anda fiziken mümkün değil. Çünkü Kuzey Akım 1'den günde 170 milyon metreküp gaz akardı. Kuzey Akım 2'yi saymıyorum, o devreye girmemişti. 170 milyon metreküp gaz akar iken şu anda Türk Akım 2, Türk Akım 1 ve Mavi Akım'dan akan gazın toplamı anca bu ediyor. Zaten Mavi Akım artı Türk Akım 1 Türkiye'nin ihtiyacı olan miktar.
Sadece Türk Akım 2'den Avrupa'ya giden 45 milyon metreküp günde bir kapasite var. Ya Ruslar şunu önerecekler, yeni bir Karadeniz'i aşan bir deniz boru hattı yapalım. İşte Türkiye'nin ya Trakya'ya çıkacak ya Samsun'a çıkacak. Aksi takdirde yani kuzey akıma alternatif olacak bir hacmi taşıma imkanı şu anda fiziken mümkün değil. Maalesef mümkün değil. Şimdi burada yeni sorular da var. Türkiye fizibilitesine bakmak lazım. Biz de ilk kez duyduk dedi. Siz ticari, hukuki, teknik boyutlarından bahsettiniz. Bu yani siyasetin her şeyi süt liman olsa Türkiye için olumlu bir durum mu? Önce Türkiye'nin genel değerlendirmesini siz nasıl görüyorsunuz? Bununla başlayalım. Sonra bu işin siyasi boyutuna da değinmek istiyorum. Tabii ben muhteşem bir olay. Ben yıllardır da bunu söylüyorum. Mesela ta 2006'da bir konferansta, o zaman KPDK başkanı da olduğu bir konferansta hub olamazsa kapı yutarız demiştim. Hub olmak, ticaret merkezi olmak, fiyatın belirlendiği nokta olmak demek. Biz bunu başarabilseydik Doğu Akdeniz Havzası'nda bir ticaret merkezi olabilmeyi başarabilseydik, bir kere fiyat sinyallerinin, fiyatın oluştuğu bir nokta olurduk. Güneydoğu Avrupa'da bu nokta olurduk. Bugün mesela Yunanistan ve Bulgaristan Güneydoğu Avrupa'da bir kilometre taşı, bir hub olabilmek, ticaret merkezi olabilmek için çalışıyorlar. Ama gelin görün biz bunu yapamadık. Eğer bunu sağlamış olsaydık bugün gerek Yunanistan, gerek İsrail, gerek bölgedeki ülkeler EPİAŞ'taki referans fiyatıyla kontrat yaparlardı, gaz alırlardı, gaz satarlardı. Bu da nasıl ki Brent'i konuşuyoruz petrolde, nasıl ki Atlantik Havzası'nda Henry Hub'ı konuşuyoruz doğalgazda ya da Avrupa'da TTF'i konuşuyoruz. Biz de çok rahat bunu olabilirdik. Bu da çok büyük bir avantaj. Bir de bunun ötesinde ticaret merkezinde derinliği tesis edebildiğiniz zaman aynı mal, aynı emtia 10 kere el değiştiriyor. Bir kere bu sizin katma değer olarak sizin gayri safi milli hasılanıza getireceği rakamı düşünün. Gaz çok değerli bir emtia ve 10 kez ticareti yapıldığında, bu sizin ülkenizde yapıldığında, kurumlar vergisinden tutun da bunun Türkiye'de bırakacağı para bile çok ciddi bir rakam olur. Keşke bunu başarabilsek, keşke geçmiş yılları boşa harcamamış olsaydık diyorum. Peki siyaseten değerlendirmeniz nedir? Rus gazı diyelim ki bir şekilde biz söz konusu kriterler yerine getirildi. Türkiye oldu hub. İşte Rus gazı buradan dağılacak. Yani Avrupa mesela nasıl bakacak? İşte farklı ülkelerin yaklaşımı ne olacak? Bu işin bir de o boyutu var. Sizin görüşünüz ne? Şimdi siyaseten şu anda Avrupa Rus gazını mutlaka alternatif yaratmak için çaba harcıyor. Rusya'da bir çıkış noktası ihtiyacı var. İşte Türkiye'yi yakaladı. Türkiye üzerinden çıkmak istiyor. Tabii ki herkes ucuz gazı bulduğu yerde alır. Rus gazına bakmaz. Bugün Rus petrolüne yaptırım var ama Rus petrolünü Avrupa'da dahi herkes tüketiyor. Aynı şey Rus gazı için de olur. Burada bir eğer güven tesis edebilirsek, mesela şöyle bir imkan da var. Türkiye'nin şu anda 4 tane sıvılaştırılmış doğal gaz terminali var. Gazifikasyon terminali var. Bunlara çok basit yatırımlarla bunu tekrar yeniden dolum tesislerine çevirip dünyaya gaz satabiliriz. Bir örnek vereyim size. Yamal LNG'si, Rus LNG'si Fransa ve İspanya üzerinden Yunanistan'a, Türkiye'ye geliyor. Bu da Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazı. İspanya'da ya da Fransa'da boşaltıyor Rus tankerleri, tekrar dolduruluyor ve dünyaya satılıyor, Uzak Doğu'ya satılıyor. Bu imkanlar da var. Yeter ki biz bütün engelleri kaldıralım. Şunu da söyleyeyim. Seçimden sonra bence iktidara kim gelirse gelsin önündeki bir numaralı hedef olması lazım diye düşünüyorum. Peki kış mevsim ile ilgili açıklamalar var. Yine Moskova'dan işte kış da dahil Avrupa enerji sevkiyatına hazırız diyor Rusya. Avrupa'nın ihtiyacı var ama bu uzatılan ele o da el uzatır mı bilmiyorum. Yine siyaseten iklime dair bir soru bu.
Şimdi Rusya Avrupa yeraltı depolarını doldurdu. Bu sefer hazırlıklı giriyor. Şu anda en önemli kriter kış şartlarının nasıl geçeceği. Eğer kış Avrupa'da çetin geçerse yine yapılan simülasyonlarda Ocak'tan sonra Avrupa'da alarm zilleri çalacak, yani depolar yeterli değil. Şimdi Kuzey Akım 1 de devrede değil. Yani şu anda bugün onun tamiratı yapılsa en az 9 ay ya da belki 1 sene. Öte yandan yaptırımlar var. Şu anda Ukrayna müdahalesi daha sertleşti. Dolayısıyla Avrupa'nın Rusya'dan gaz alma imkanı yok. Mesela bugün Avrupa'daki enerji bakanları yine gaza üst sınır koyalım diye bir araya geldiler. 15 ülke istiyor. İstemeyen ülkeler var. İstemeyen ülkeler de argümanı haklı. Çünkü diyorlar ki eğer biz gaza, fiyata bir cap, bir üst sınır koyarsak Uzak Doğu'da da talep var. Uzak Doğu'daki fiyatlar şu anda Avrupa'yı da etkiliyor. Bizim elenci ihtiyacımız, yani Rusya'ya alternatif ihtiyacımız Uzak Doğu'ya kayar diyor. Şu anda dünyadaki sıvılaştırılmış doğalgazın %40'ı 45'i spot bazda yapılıyor. Dolayısıyla fiyata hassas bir piyasa. Eğer Avrupa'da üst sınır konursa doğrudan Uzak Doğu'ya gidecek. Şu anda mesela Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin de elenci sıvılaştırılmış doğalgazı ihtiyacı var. Dolayısıyla kış koşulları önemli. Ben şeyin altını çizmek istiyorum. Belki bu kış iyi geçerse Avrupa az sorunla atlatabilir ama gelecek kış durum daha da kötü. Çünkü şu anda yeraltı depolarını bir miktar da Rus gazıyla doldurdular. Gelecek kış ne olacağı muallakta. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı da buna ilişkin açıklama yapıyor. Mesela bakın harita koydunuz şu anda. Hı hı. Yukarıdan gelen mavi olan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2, onu Türkiye üzerindeki hatlarla şey yapmanın, ikame etmenin hiçbir şansı yok Rusya içinde. Öte yandan elenci sıvılaştırılmış tesisleri kurma için acele ediyorlar. Ama bugünden yarına mesela FSRU dediğimiz hazır tankerleri yanaştırarak boşaltım yapabilecek sistemler içinde FSRU gemileri yok. 20 tane gemi şu anda inşa halinde ama dünyanın her yerinde FSRU'ya talep var. Bu işler bugünden yarına yapılacak işler değil. Maalesef Avrupa'nın mesela 2023-24 kışını da bugünden planlaması, düşünmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Yine Rus yetkili makamdan açıklama olduğu için size söyleyeyim, yani sizinle paylaşayım ve yorumunuzu da duyayım. Türk Akım'a yeni hatlar eklenerek böylesi bir projenin hayata gerçekleşebileceği yönünde bir açıklama var. Böylesi fiziken nereye getiriyor bizi? Yani diyelim ki bugünden başladık, her şey yolunda, yapıyoruz. Ne kadar vakit alır? Yani tabii dediğim gibi işin diğer siyasi kısmına, oraya daha bakmıyoruz. Çünkü çok girift bir konu. Ama hani bugünden yapılsa Kuzey Akım'a diyorum. Türk Akım'a eklenecek yeni hatlarla bu şekilde yapabiliriz demiş Ruslar. Yani yeni yatırım ihtiyacı, yeni boru hattı ihtiyacı. Evet. Derin deniz boru hattı o kadar kolay bir iş değil. Özellikle boruları üretebilen iki kaynak var. Birisi Europipe, Alman şirketi. Öbürü de Japonlar. Şu anda yaptırımlar masadayken Almanlardan boru almalarının imkanı yok. Belki şu şans var. Şu anda bunu döşeyebilecek gemiler Karadeniz'de. O büyük bir şans çünkü bizim Karadeniz gazı ile ilgili çalışıyor. Karadeniz gazında bir tamamlanma olursa o gemiler boşa çıkacak. Başka yere gitmeden orada kullanılabilir ama onlar da İtalyan gemileri, İtalya'da yaptırımlar kapsamında. Dolayısıyla bu yaptırımlarla Rusların yeni boru hattı inşa etmelerinin maalesef imkanı yok bu dönemde. Aynı şey Kuzey Akım içindeki tamirat için de geçerli. Yani şu anda oradaki o patlamalar sonucu oluşan hasarı tamir etmek için Karadeniz'deki gemilerin oraya gitmesi gerekiyor ve boru temini gerekiyor ki yine yaptırımların kapsamına girecekler. Yani kısa sürede yapılacak şeyler değil ama ben olumlu karşılıyorum.
Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Eğer Ruslar Türk akım 3-4 ya da Mavi akım 3-4 yapmak istiyorlarsa bu sefer bunu hükümetler arası anlaşma yapmadan yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir takım tavizler, imtiyazlar vermeden yapalım. Hem kendiler pazar riskini alsınlar, hem de Avrupa'ya, Türkiye'de hap yapmak istiyorlarsa, pazar yeri yapmak istiyorlarsa açıklamalarının da arkasında dursunlar diyorum. Peki Ali Arfakçuk, son soru. Ya meraktan, yani o noktada değiliz daha ama bu Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber özellikle altyapıya yönelik saldırılar, altyapıyı hedef alarak siyasi mesaj verme örneklerini de görüyoruz. Örneğin işte Kuzey Akım'da olan ya da Polonya, hani Drujba petrol boru hattında sızıntı tespit edildiği açıklanmış. Şimdi bunu bir şeye bağlayamayız şu anda ama böyle bir hatlar, bu hatlar üzerinden bir hareketlenmeler de dönemi bir yandan. Diyelim ki böylesi bir proje olsa Karadeniz'de güvenlik açısından nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir? Evet, yani siz tabii ki önündeki engelleri anlatıyorsunuz bize ama zihin egzersizi olsun diye de sormak istiyorum. Yani yeni hatlar döşenebildi. Türkiye bir şekilde diyelim ki hub oldu. Ya Karadeniz'deki güvenlik açısından da bir değerlendirme paylaşacak olsanız neler söylersiniz? Çok güzel bir soru. Yani şimdi mesela İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2'de olan patlamalara ilişkin bir rapor hazırladı. Bunu kamuoyuyla paylaşmıyor. Ama oradaki yapılan sabotaj, ki üçünün, üç noktanın dört tane patlamanın aynı anda olması bir sabotaj. Bir kere bu işi yapabilecek kabiliyet gerektirir. Denizde, derin denizde denizaltılarla operasyon yapabilecek kabiliyet gerektirir ki bunu herhangi bir terör örgütlerinde olabileceğini sanmıyorum. Bu devletten devlete olabilecek bir şey. Aha. Bizim şöyle bir şansımız var. Karadeniz'de Montrö'den dolayı üçüncü ülkelerin savaş gemileri izinle geçebiliyor ve 2 hafta orada kalabiliyorlar. Bu biraz bizi korur. İkincisi de Karadeniz çok derin bir deniz. Mesela Baltık Denizi'nde derinlik 80 metre maksimum, 80-100 metre. Şimdi gerek Türk akım gerek Mavi akım 2150 metre derinlikten geliyor ve Türkiye kıyılarına yanaştığında da aniden yükseliyor. Oradaki deniz yapısı böyle. Orada bu tür sabotajlar yapmak 2000 metrede çok daha zor ama mümkündür, olasıdır. Bunun da artık devletlerin, NATO'nun ve ülkelerin gündeminde bu tür hareketlerin de tartışılması gerekiyor. Sadece boru hatlarında değil, offshore'dan giden data hatları var, elektrik hatları var. Bunların da artık gündeme alınması gerekiyor savunma konseptlerinde. Evet, savunma konseptlerine çok malzeme var. Çünkü altyapının, üst yapının bir şekilde bu yeni gerginlik safhasında dünyanın hedef alındığını görüyoruz. Sabotaj ihtimalleri değerlendirilmeli. Karadeniz'in güvenliğiyle birlikte düşünülmeli. Yani ne oluyor? Rus Moskova'dan bir teklif geliyor, Türkiye hub olabilir diye. Biz Montrö'yle beraber düşünmek zorunda olduğumuzu böylece hatırlamış oluyoruz. Size son soru. Merak. Sayın Dönmez diyor ki biz de yeni duyduk, değerlendireceğiz. Moskova'da böyle bir açıklama yapıyor. Bunu neye bağladınız? Şimdi tabii Rusların ağzından duymak garip. Hı. Şöyle garip. Yani Mavi akımın başından sonuna ben vardım. İşte Türk akımında da hep Ruslar şey istediler. Münhasır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinden geçen anayasanın 90. maddesinin korunması altında olan hükümetler arası anlaşma istediler. Hı. Ve alıcı olarak da karşısında BOTAŞ gibi bir kamu kurumunu istediler. Halbuki hub için, ticaret merkezi için çoklu alıcılar, çoklu satıcılar ve uzun vadeli olmayan taşıma anlaşmalarıyla. Çünkü her ay kapasite booking'i, kapasite rezervasyonu yapacaksınız. Oradan Kasım ayında alıcı farklı, Aralık ayında farklı olacak mesela. Bu da piyasaya inancı gerektirir. Rusların yani bu noktaya gelmesi de aslında ilginç bir nokta. Çünkü Avrupa'da yıllarca Rusya hap yani gazın gazla rekabetine karşı direnç gösterdiler. Hı hı. Son 4-5 yılda bunu kabul etmişlerdi. Kontratlarında TTF endeksi kabul etmişlerdi. Yani pazara daha sıcak bakmaya başlamışlardı. Evet. Şimdi bunun Putin'in ağzından duymak da aslında şaşırtıcı geldi bana da.
Peki, yaşayarak göreceğiz. Daha kim bilir neler göreceğiz. Çok teşekkürler. Ali Arfak Türk, sağ olun. Yayına vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın. İyi. Sağ olun.